27 Mayıs 2016'da Amber Heard Los Angeles, California'ya gidip hiç bildirmeden uzaklaştırma emri. By falsely telling the world that she was a survivor of domestic abuse. Ve aile içi şiddet uygulandığını yalanını söyleyip Cönev'in hayatını bitirdi diyor. 6 yıl sonra aynı günde Cönev'e hayatını geri vermenizi istiyoruz. Miss Heard said he is. And hold Miss Heard accountable for her lies. Ve Amber Heard'ün yalanlarını ona suçlu olarak gösterirsiniz. On behalf of Mr. Depp and all my colleagues at Brown Rudnick, I want to thank you deeply for your time. Size çok teşekkür ediyorum zamanlarınız için, servisleriniz için. Jüriler gözükmüyor, hayır. We understand that it probably has not been convenient for you to be here every day, and we are so grateful for your time. And careful consideration. Yağlıyor şu anda. Jüriyi yağlıyor, ballıyor şu anda. After weeks of sitting in this courtroom, listening to testimony and looking at evidence, now it's time for you, the jury, to come to a decision. Jüriye konuşuyor. Dümdüz jüri önünde şu anda. Şu anda siz hani size bu iş düşüyor. Çok zor bir skorer var. Bir adamın güzel ya, bir adamın ismi sizin elinizin altında. Bir insanın hayatı. İsmi de değil, hayatı. Yapmadığı yapmadığı suçlar üzerinden kaybetti hayatı sizin elinizde ve yaşayabileceği devamı önünde diyor. Bir hakkın tepsisine göre karar veremez, veremez. Yurt dışına bakışları yok. Bu tamamen hani uzaklaştırma emrini aldığında tamamen hani bu gizli değildi. Ne yaptığını biliyorlardı. Paparazzi çağırıyorlardı. Hangi tarafın fotoğrafını çekeceklerini biliyordu. Ne fotoğrafı vereceğini biliyordu. Hasar görmüş bir kadının fotoğrafıydı. Yani bunu ayarladılar çoktan diyor. Ama suratındaki iz bir anda 6 gün sonra, John Depp'i en son göreli 6 gün olalı çıktı ortaya bir anda. Paparazzi bunu bilmiyordu diyor. Birçok kişi bunu, John Depp bunu biliyordu ve birçok tanık bunu biliyordu ama dünya sadece onun göstermek istediği şeyleri gördü. Ne oluyor? Hayatındaki en büyük kariyeri yaparken Miss Heard presented herself to the world as a public figure representing domestic abuse. Aile içi şiddetin kendisini ön tarafında gösterdi, bir yazı yazdı. Daha önceden hiç tacize uğradığını söylememişken bir anda başlıkta taciz olayını dile getirdi. Belki evet yazıda hiçbir zaman Johnny Depp'in ismi yoktu ama kesinlikle yazıda Johnny Depp'in ismi olduğunu söylüyordu ve 2 sene önce olduğunu söylüyordu. Yani tarih vermişti ve bu tarih verdiği için Johnny Depp'in ismini kesinlikle belirtti diyor. Johnny Depp yine tekrar şey olarak, düşman olarak görüldü, canavar olarak görüldü, bu sefer de Me Too tarafından dedi. Evet, tabii ki de burada bir tane tabii ki de şey var. Bu mahkemede şu anda evet bir aile şiddet uygulayan var ve bunun aile şiddetin mahkumu şey olan birisi var. Aile şiddete maruz kalan birisi var ama bu aile şiddet uygulayan Johnny Depp değil, aile şiddete uğrayan Amber Heard değil diyor. By Miss Heard during their relationship. And when their relationship was over, Miss Heard inflicted the greatest and cruelest injury of all. Şeyleri boyunca, ilişkileri boyunca hem sözel hem fiziksel hem duygusal olarak çok büyük bir Amber Heard hasar verdi Johnny Depp'e ve ilişki bittikten sonra asıl en büyük hasara vererek ismini karaladı diyor. She never thought she would have her supposed mountain of evidence vetted. She never thought that Mr. Depp would tell you
Orada bir şey yanlış mı söyledi? Bir şey yanlış söyledi galiba. Tam çeviremedim. Bu klasik. Bugün 4 saat falan sürecek bu arada. Bu en klasik. Git halka söyle, gel mahkemeye söyle. Johnny Depp ben eşit bir şekilde savaştık. Kim inanır sana şey geldi, açıklaması geldi. Bu zaten klasik. Bu açıklama sonrasında eninde sonra size kanıtları gösterdi. Kanıtlar boyunca size gösterip gösterdik size diyor. Amber Heard'in kim olduğunu kanıtlayacağımızı gösterdik. Problemlik birisi. Tek bırakılmaktan çok korkan ve ilgiye çok aç biri olduğunu gösterdik ve Johnny Depp'le olan ilişkilerinde çok vicdansızdı, çok abuse ediyordu, çok vicdansızdı diyor. Shannon Kirby kişilik bozukluğunu olduğunu size gösterdi ve şey yaptı. İki avukat eşit süre konuşacak, evet. Bazen kontrol edemeyen ve patlayan bir sinire sahip olduğunu ve ilgiye, kabul edilmeye, onaylanmaya ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bırakılmak en büyük korkusu olduğunu ve eninde sonunda bu tür hastalıklara sahip olan insanların dramatik bir şekilde duygularının değişeceğini ve sertleşebileceği, çılgın olabileceğini gösterdi. Tabii ki de çok sevilen birisi olabilir ama aynı zamanda manipülatif ve çılgın birisi olabiliyor ve duygu yani duyguları bir oraya bir buraya bir yükseliyor, bir aşılıyor. O yüzden hani problemli birisi diyor. Psychology expert Dr. Don Hughes. Miss Heard self-reported that she felt like she had three or four different personalities. Don kendi psikoloji şeyi de bilir kişisi bile Don Hughes'a bile kendi içinde 3-4 kişi farklı kişi olduğunu, bazen sinirini kaybedip patladığını, kontrolü kaybettiğini söylemişti. Birkaç şeyden, tanıktan Amber Heard'ın ne kadar iyi birisinin, normal birisi olduğunu gördünüz ama birkaç tanıktan da sesten bile ne kadar agresif ve vicdansız olabileceğini de duydunuz diyor. Bu arada bugün çok sert çevireceğim, kusura bakmayın yanlış yaparsam. Miss James söylemişti ki direkt suratına tükürdüğünü söylemişti. En yakın arkadaşı Rocky Pennington'ın, Mr. Pennington en iyisini, Amber Heard'ın en yakın arkadaşı, en yardım etmediğinde ona vurduğunu söylemişti. Beverly Neyan orada olduğunu söylemişti. Beverly Neyan'ı duydunuz. O zaman 2019'da Seattle'daki bir havalimanında partnerine saldırdığını söylemişti. Aynı zamanda Johnny Depp'in söylediğine göre kardeşi Whitney'e hem fiziksel hem sözsel olarak yumruk torbası olarak kullandığını söylemişti zaten diyor. Aynı zamanda bu ilişki boyunca Johnny Depp hem sözsel hem fiziksel olarak Amber Heard elinde problemler yaşadı dedi. Aynı zamanda Dr. Curry'i duymuştunuz, hani bırakılmak en büyük korkularından birisi, en problemlerden birisiydi. Johnny Depp ne zaman fight'tan gitse zaten her zaman en büyük problem vardı. Ne zaman Amber Heard fiziksel olsa, Johnny Depp ne zaman fiziksel savaştan veya savaştan kaçsa Amber Heard o zaman sinirleniyordu diyor. Johnny Depp ne zaman oradan gitse ne kadar üzüldüğünü söylediği çok sesler duydunuz dedi. Olcay Tufçuk Bey 20. yaşın canımsın, en iyi önemlisin. Es Arabulucu Çukur'u 4. yaşın, Moskova aramıza hoş geldin tek adın. Kalnız Çöpçü 16. yaşın canımsın. En iyi abi, benim sana hoş geldin. Daha sesin bir tık açabilmiş şansın var mı? Yok abi ne yazık ki. Çünkü onu yaparsam çeviremem. Aklım çok alışır. Johnny Depp gittiğinde ki mesajları gördünüz. Gittiği için ona canavar dediğini gördünüz. Travis, Tara Roberts ve Debbie Love'du. Sırf savaştan kaçtığı için Johnny Depp'e yumruk attığını, asansör engellediğini duydunuz. İlişki terapisti konusunda
Johnny Depp'in genellikle ilişkiyi sakinleştirmeye çalışırken Amber Heard'ün savaşı devam ettirdiğini, ona vurduğunuzu, savaş devam etsin de ona zarar verdiğini duydunuz diyor. Yeni gelin açsak işte öyle olmuyor. When Miss Heard threw a vodka bottle at Mr. Depp, severely injuring his finger, and then it put a cigarette out on his face. Hem vodka vodka şişesi elip elini Johnny Depp'in şey yaptı, üzerine gidip suratına sigara söndürdü diyor. Mr. Depp wanted a post-nuptial agreement, and she wasn't in his will. Bu Avustralya'daki bütün olayın tek olma sebebi evlilik sonrası sözleşme istediği için ve ölüm şeyinde bulunmadığı için sinirlendi. Ve asla durmadı, yani eli kesildiğinde bile durmadı, asla durmuyordu. Aslan çünkü duran birisi değildi diyor. Five bathrooms and two bedrooms I went to. To escape the fight. You don't escape the fight. Ses kaydı canım. Savaştan çık, savaştan kaçma diyor. Cevaptan kaçıyorsun. Bu zaten bu konuşmada dinlemiştik bu arada. Her seferinde tuvalete kaçarsan sonucu ulaşamayız diyor. He went through something like a nervous breakdown that day. And he wrote a lot of things on mirrors and other places. Again, what did Miss Heard do as her husband was bleeding from serious injury? Eli kanarken karısı ne yaptı? Ona karşı cevaplar yazdı. She denied it under oath to you. Yemin altında size şey yaptı, böyle olmadığını söyledi ama kanıtsız, yani bu gördüğünüz kanıt özetliyor her şeyi diyor. Who was aware of constant arguing and bickering. He witnessed Miss Heard calling Mr. Depp names. Fat ass. Fuck you, Johnny. Mr. Depp testified. Johnny Depp'in güvenliğini gördünüz, Sean Bett'i gördünüz. Johnny Depp'e ne kadar laflar ettiğini duydunuz, isimler söylediğini gördünüz. Aynı zamanda Aralık 2015'te Johnny Depp'in suratında izler olduğunu, çizgiler olduğunu gördünüz, çizikler olduğunu gördünüz. Travis McGivern de geldi bir şey tanık olarak. Kendisinin kötü bir baba olduğunu, kötü baba olduğunu, artık işinin bittiğini filan da söylediğini duydunuz dedi. Ultimately punched him in the face, leaving him with a shiner. You heard testimony from Malcolm Connolly, another security member who başka bir güvenlik görevlisi de Amber Heard'ün Johnny Depp'e bir kola şişesi, sigara, çakmak, bunların hepsini attığını gördü. Amber Heard'ü hiçbir zaman hasarlı bir şekilde herhangi bir şey yaparken görmemişti ama Johnny Depp'i gözü şişikken, çizikleri varken görmüştü ve bunun bu fotoğraf gibi dokümante ettiği fotoğraflar da var diyor. Tara Roberts'tan da duydunuz. Johnny Depp'in adasının menajerlerinden birisi ve o da Amber Heard'ün Johnny Depp'e söylediği kötü lafları size anlattı diyor. Aynı zamanda Amber Heard'ün onu çizip ona saldırdığını, saçını çektiğini ve burnunda çizik olduğunu filan da anlatmıştı size. Aynı zamanda Amber Heard'ün Johnny Depp'e karşı fiziksel olarak saldırdığını duyduğunuz sesler var diyor. Şimdi o kısmına geldik. Adacık. Şimdi şöyle şey var. Arkadaşlar ada var. Adanın içinde adacıklar var. Tabii. Biz dün o adayı bulduk. Tabii. Biraz. Tabii. Nasıl? Biz de anlamadık.
Adacık değil, hayır. Adanın kendisi bütün hepsine sahip. Adanın içinde adacıklar var. Adanın adacıkları var. Johnny'nin zaten adacıkları da var da adaya sahip adanın adacıkları var. Ada o kadar büyük de adanın adacıkları var. Tabi İsmet abi vermiş tabi. Onlar da gitmiş adalarla. O adalar da bizler. Anla ki. Ya hayır adalar. Sana yumruklamadım, hayır, sana böyle dokundum, hayır, sana bir şey olmadı, sana zarar vermedim, sana yumruklamadım, sana vuruyordum sadece diyor. Ne yapmalıydım? Bunu mu yapmalıydım? Burada ağlamıyorum ama sen ağlıyorsun değil mi? Senin aranda benim aramın fark var, sen bebeksin diyor. Büyü lan. Fiziksel faaliyet savaş başlattım. Evet, fiziksel faaliyet savaş başlattım falan diyor. Bugün sonuç belli olmuyor. Bugün kapanış konuşmaları, ondan sonra sonucu galiba salı öğreneceğiz ama ondan sonra dava olmayacak. Sadece sonuç açıklanacak direkt. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. Tam suratına tokat atmadığım için özür dilerim ama sana vuruyordum diyor. Imagine that was Mr. Depp saying that to Ms. Heard on that recording. John Depp'in söylediğini düşünsenize bu kayıtta. Bu çok iyi konuşma. Bu manyak, bu manyak bir konuşma. Bu tam deli Joker. Wait, Taki, çok şubat 32 milyar beşin canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Bu manyak manyak Joker ses kaydı direkt. Burada bu mahkemede gördüğünüz Amber Alert değil, ses kaydındaki Amber Alert bu işte. Hiçbir kayıtta görmediniz. İki tarafından da çok ses kaydı oynadı. Ama bu kayıtlarda hiçbirinde şunu duymadınız ki ne Johnny Depp asla vurduğunu, ne bir şekilde yaptığını, herhangi fiziksel bir şeyi asla söylediğini duymadınız. Çünkü asla böyle bir şey olmadı diyor. Ki haklı bu arada. Harbiden Johnny Depp'le ilgili fiziksel olarak %100 hiçbir kanıt yok. Vurduğuyla alakalı. Unlike Mr. Depp, who you heard admit to and own up to his past mistakes and his struggles, particularly with drugs and alcohol. Özellikle uyuşturucu ve alkol hakkında Johnny Depp'in problemlerini her zaman kabul edip iyileşmeye çalıştığını söylüyordu ama Amber Alert hiçbir zaman eskiyle ilgili alakalı yanlış yaptığını hiçbir zaman duymadınız diyor. Her zaman her şeyi doğru yaptığını söyledi diyor. Miss Amber Heard arka arkaya kabul ediyor fiziksel bir şekilde saldırdığını. Bir tane evet gürültülü ses kaydı var yok ama işte ya şimdi şöyle başlayalım. Johnny Depp'in elinde Amber Heard'ün vurduğunu kendisi kabul ettiği %100 ses kaydı var. Sıkıntı şu, bu şiddet davası değil, isim karalama davası. O yüzden düşündüğünüz kadar etkili değil o. Üzücü kısmı da o. Şiddet davası olsa çok farklı bir dava olurdu. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum yani bu isim karalama davası ya, o yüzden çok daha farklı bir şekilde. For almost a month after that, they didn't see each other. And you heard from Mr. Depp that when his mother died on May 20th,
İftira var ama. Ya işte işte sıkıntı şu, iftira var ama kısmına katılıyorum. Amber Heard tarafı jürileri yani milyonlarca şey sundu ya, belge sundu ya, kanıt değil, %100 kanıt değil ama milyonlarca fotoğraf sundu ya, bir bölüm editlenmiş, bir bölüm editlenmemiş. Jüri oradakinin bir tanesine bile inanması yeterli. Sıkıntı o. Yine de işte jüriye etkiliyor abi o olay. Yani derdim o. Yani diyorum yani bir tanesi, yani Johnny Depp istersen 500 şey göstersin ama kendi yaptığı bir tanesi ne jüri güvendiği zaman bitiyor. O çok sıkıntı. Ama işte neticede beni dövdü, ben de direkt karaladayım ama Johnny'de ben dövmedim, beni dövdü diyor. Öyle öyle. Ya diyorum ya, işte salakça, yok arkadaşlar biliyorum. İşte bence de katı, yani garip bir durum. Yani şey çok farklı arkadaşlar. İsim karalama davasının nasıl işlendiği çok farklıymış benim bildiğime göre veya size şey yapılan dediğim gibi. Yani evet, garip, isim karalama davası çok farklı çalışıyormuş. İşte dün onu öğrendim. O yüzden dünküne göre daha fikrim daha farklı. İsim karalama davası Amerika'da çok kanser ve çok zor kanıtlanması zor olan bir şeymiş. In the end, she walked away with $7 million without any tax liabilities, which she said she was donating to two charities, the ACLU and the Children's Hospital of Los Angeles. The ACLU. İşte ha, jüri o ayrımı yapabilecek mi kısmı? Jüriyi bilemedim. Ama şiddetten bağımsız olarak gerçekten de yazı sonrası işini kaybetti. Ama işte şöyle bir şey var. Yani şunu anlatıyorum. Bu arada yine şeye başladık. Şey kısmına geldi. Asla para istemediğini söylemişti. Paranın hepsini bağışlayacağını söylemişti ama paranın hiçbirini bağışlamadı. 250 bin dolar dışında hiçbir parayı şey yapmamıştı. Pledge ve hani bağışlayacağını söylemekle bağışlamak arasında aynı kelime olduğunu söylemişti. Parayı veremediğini söylemişti. Çünkü dava açıldığını söylemişti ama 13 ay boyunca hiç dava açılmadan parayı elinde tuttuğunu ve parayı yatırmadığını gördünüz diyor. Bu arada bu da Amber Heard'e en kötü gözüken şey. Şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan götünüze dinlemeyin. Bir, taraf tutmuyorum. Size dün izlediğim şeyi anlatmaya çalışıyorum. O yüzden alınmayın, şey yapmayın. Dümdüz Amerikan hukukunu anlatıyorum. O dinlediğim kadarıyla dün. Hemen gaza geliyorsunuz, salaklık yapmayın, lafı çakacağım. Yaparsanız. Yani böyle bir gerizekalılık yaparsanız. Şimdi şöyle anlatıyorum. Sıkıntı şu, hani şey diyorsunuz ya ama yazı yazdıktan sonra ismini şey yazı yazdıktan sonra işini kaybetmiş. Evet, bunların hepsi doğru bu arada. Bunların hepsi, bu dediğiniz hepsi doğru bu arada. Sıkıntı şu. Eğer jüri bir tane bile Amber Heard'ın sunduğu şiddet gördüğü kanıtına okey derse o yazı yalan söylememiş oluyor. O zaman da o yazı isim karalama olmuyor. Hukuk gözü önünde böyle çalışıyormuş. Yani yazı o zaman yalan ifade olmadığı için isim karalama olmuyormuş. Sıkıntı o. Böyle arkadaşlar. Yani sistem böyle. Yani bunu bildiğim için ben bugün biraz daha artık Amber tarafı kazanabileceğini düşünüyorum. Yani %55-%45. Dün tam tersini düşünüyordum. Johnny Depp tarafını kazanacağız düşünüyorum ama bunu duyduktan sonra yani bunu bildikten sonra fikrim daha çok şey oluyor. Zor olduğunu düşünüyorum. Bu şey, bu video şeydi arkadaşlar. Amber Heard'ün bir parayı istemiyorum, parayı istemiyorum. Zaten 3,5 milyonu ACLU, 3,5 milyon çocuklar hastanesine verdiğimi söylediği video. Yalan söylediği video kısaca.
and they were designed to shock you and overwhelm you, which you have. We told you that this would be a performance, the role of her lifetime, as a heroic survivor of brutal abuse. Bugün %100 bitmiyor. Bugün ya bugün dava kısmı bitiyor arkadaşlar. Artık davayı izleyemiyoruz. Bugünden itibaren bitiyor. Bugün son. Bugün son. Bundan sonra en yakın salı günü sonuç açıklanabiliyor. Jüri toparlanıyor. Kendi aralarında konuşuyorlar. Oy birliği, o oy çoğunluğuna vardıkları zaman galiba açıklıyorlar. Salı günü olacak. En yakın bu. Çünkü pazartesi orada resmi tatilmiş. Hafta sonu bakmıyorlar. Salı toparlanacaklar. Salı toparlanamazsa da perşembe. Jüri sosyal medyayı takip etmiyor. Hayır. Amber Heard arka arkaya tacize uğradığını söylemişti. Arka arkaya sayısız bütün ilişkisi boyunca 5 sene boyunca 6 sene boyunca tacize uğradığını söylemişti ve size şunu da gösterdik. Kanıtlar tutmuyor. Taciz hakkında çok fazla şey olduğunu söylemişti kendisi. Kanıt olduğunu söylemişti. Hiçbir medikal rekorlar var. Aynı zamanda çok fazla doktorları var. Doktor Cooper var, Debbie Lloyd var. Kendi hemşiresi Aaron var ve elinde sonunda hiçbir kanıtı yok kendisinin fiziksel olarak diyor. Bu fotoğrafta Johnny Depp uyurken fotoğrafları şey yaptı ama bunlar da ustam. Pictures of cocaine. Kokain fotoğrafları. Etrafın yıkıldığı fotoğraflar. Kendi fotoğraflar Amber Heard'ın. Bak. Ve aktör olarak her zaman çekiliyordu fotoğrafları. Ve Amber Heard'ın anlattığı bu korkunç hasarların fotoğrafı nerede? Amber Heard paso ses kaydı, paso video kaydı alıyordu. Ne zaman? Peki bu saldırdığını videoları, sesleri nerede? Veya Mr. Depp'in saldırdığını söylediği, fiziksel olarak saldırdığını söylediği videolar, özür dilediği, söylediği, kabul ettiği videolar ve sesler nerede diyor. Bir tane kabinetlere saldırdığı bir tane video gördünüz. Onun dışında hiçbir şey görmediniz ve bu videonun da Amber Heard tarafından TMZ'ye satıldığını boşanma sırasında duydunuz diyor. Sure, Ms. Heard can point to text messages where Mr. Depp is apologizing to her, but never for violence. Ms. Heard's counsel showed you defendant's exhibit 325. Where Mr. Depp says sorry for quote my behavior. I'm a fucking savage. Davranışları için özür dilerim. Tam bir saldırıyım. Tam bir vahşiyim. Küfürler için özür dilerim. Hakaretler için özür dilerim diye özür diliyor. Sözler için özür diliyor. Ama Amber Heard gibi hiç fiziksel bir saldırı için özür dilemediğinizi belirtmek istiyorum diyor. Çünkü Johnny Depp'ten hiçbir zaman fiziksel bir özür duymadınız. Çünkü Johnny Depp asla fiziksel olarak birisine saldırmadı diyor. Ms. Heard told you that Mr. Depp started abusing her right from the very beginning of her relationship. İşte bunlar da asıl kapanış konuşmaları bu yüzden önemli. Onlar da çok değiştirebiliyor olayları. Çok güzel savunuyorlar şu anda var. İnanılmaz iyi savunuyor. Vuruyor böyle. Nerede kanıt? Kanıtın tamam %100 kanıt nerede diye vuruyor işte. Yani şey yapmaya çalışıyor işte. Dedim ya, uzaklaştırmaya çalışıyor jüriyi. Hiçbirine inanmamak için. Bir sene boyunca hiç vurmadıktan sonra bir anda vurmaya başladığını söylüyor. Hiç iyi taraf olmamış o zaman. Ms. Heard wants you to believe that she gave Mr. Depp a big knife. Büyük bir bıçak. Aslan Muerte.
ölüme kadar paso alkol içip şey yapıp ondan sonra kendisine vuran adama ölüme kadar yazan bir tane bıçak varmış Amber Heard diyor. Her zaman büyük yüzükler takardım diyor. Johnny Depp her zaman böyle dev yüzükler falan şey yapardı. Ama bu yüzükler dev gibi kafam kadar yüzükler olmasına rağmen Amber Heard'ın hiçbir fotoğrafında yüzüklerle alakalı bu dev yüzüklerin etkisini bırakabileceği bir tane fotoğraf bile görmediniz diyor. Bu arada en büyük şeylerden birisi de bu. Üzerine yoklaşabilecekleri. Ki haklı olabilirler bunda da yani dediğim gibi. Çünkü yani harbiden yani o yüzükler vurduğunda da morartır be. Rusya'da olan bir tane etki şeyden suratına vurduğunu ve burnu kanayan burnunu göstermişti. Burnunu kanattığını ve yumruk atarak burnunu kırdığını ve burnunun burnuna hasar verdiğini ve burnunun kanadığını söylemişti ve o etkinlikte olan suratı bu diyor. Miss Heard told you that there was an incident the night of the Met Gala in May 2014. When Mr. Depp supposedly whacked Miss Heard in the makyaj face, ustam. Leaving tabii. Her with a red, makyaj. Swollen nose that she felt was broken. Met Gala'nın öncesinde burnuna John Depp gidip Amber Heard'ın suratına vurmuş ve burnu kanamış. Aynı zamanda burnunun kırıldığını hissetmiş Amber Heard. Burada Met Gala'dan fotoğraflar. Burada da gördüğünüz üzere makyajın çok büyük bir şey olduğunu görüyoruz. Sasi. The photographs were taken of her the following night and there were no visible injuries to face. Gördüğünüz üzere işte fotoğraflar yine. Tabii canım buz. Ya bence de ben bu davanın Allah yine kanıtı açınca %500'siz. Ondan sonra Ocak 2015'te Tokyo'dayken sırtına Johnny Depp sırtına o kadar fazla bastı ki arkada sırtında izi çıkacağını şey yapmıştı ve ondan sonraki günde sırtı açık tamamen bir elbise giymişti. İzleri tabi arkaya da makyaj yapmış. After an incident in December 2015, tabii efendim. She had two black eyes, makyaj. A broken nose, and chunks of hair missing. Arada 2015'te iki gözü de morardığını, saçlarının kaybolduğunu, saçlarının koptuğunu söylemişti. Ve şeylerde yatağın bir kısmını kırıp bütün yastıklarda kan olduğunu söylemişti. O yatağın tabii ki de köşesinin bir fotoğrafı var ama burada da çakı var. Evet, bu biraz bu en komik şeyler kanıtlardan birisi. Yani çakının kafam kadar gözüktüğü bir fotoğrafı da kanıt olarak da paylaşmazsın. Bu arada belki Johnny saldırırken kırılmıştır ama çakı var ustam. Bir sonraki günde suratının fotoğrafları bu diyor. İki gözü morarmış. Amber Heard'ın kendi hemşiresi Aaron bir iki gün sonra bu olaydan bir iki gün sonra kendisini görüp hiçbir hasar görmediğini söylemişti diyor. That's the question. Are they consistent with the brutal assault and serious injuries Miss Heard has suffered? Amber Heard'ın kendi söylediği, ifade ettiği taciz şeylerine katılıyor mu? Yani siz Amber Heard'e mi inanıyorsunuz yoksa Johnny Depp'in onu kapışmamak için sakinleştirdiğine mi inanıyorsunuz? Yani kanıtlar hangisini gösteriyor size diyor. Miss Heard spun a story of horror. A three-day ordeal with
Avustralya olayın Amber Heard'ün söylediği en hasar gördüğü Avustralya şeyinde 3 günlük uyuşturucu bilmem ne şey olan ondan sonra kendi elini camdan sürüp kendi parmağını kestiğini söylemişti. Kendi suratında şişikler oldu. Suratının şişik olduğunu söylemişti, kollarının kesik olduğunu söylemişti ve tacize uğradığını söylemişti. Bu yüzden de kanadığını söylemişti. Amber Heard ne yaptı? Birkaç tane uyku ilacı aldı ve ondan sonra uyumaya gitmiş. Bu olaydan sonra öyle oldu söyledi. Sonraki gün sabah kalkınca bütün eli kopmuş eliyle Johnny Depp gidip aynaların fotoğraflarını çekmiş üzerindeki yazının. Kendi suratının fotoğrafını çekmeye de aynı zamanda bütün mekanın, yıkılmış mekanın fotoğraflarını da çekmemiş. Malcolm Connolly, Jerry Judge, Dr. Kipper and Nurse Debbie Lloyd arrived to extract Mr. Depp and get him medical treatment for his finger injury. Bu müthiş bir şey yani. Dr. Kipper and Miss Lloyd. Burada herkesten oraya gelen Malcolm Connolly, Jerry Judge, Dr. Kipper, Nurse Debbie Lloyd yani oradaki bulunan herkesin hiç kimsenin böyle bir şey görmediğini, tam tersine Johnny Depp'in parmağı için medikal bir destek almak için gittiğini söylüyor herkes buradaki. Çok iyi savunma yapıyor şu anda. Evet. Yani şeyi çok güzel anlatıyor. Bütün hikayeyi tutmayan şeylerle o kadar güzel birleştiriyor ki. Miss Heard asked him if he ever got so mad he just lost it. When Miss Heard arrived in Los Angeles, she saw Travis McGivern, who also testified he observed no injuries, and her personal nurse Erin Filotti, who documented no requests for medical treatment and no injuries in her nursing notes for Miss Heard. You heard from Mr. Depp's sister Christy that she also saw Miss Heard when she arrived back to Los Angeles and observed no injuries on Miss Heard. Christy testified that when she told Miss Heard her fighting with Mr. Depp was unsustainable, Miss Heard responded that Christy should get off her cross, that Mr. Depp liked her feisty. Miss Heard's testimony about what occurred in Australia just doesn't add up. Avustralya'daki Amber Heard'ın söylediği Avustralya'da tutmadığı şeylerden bir şey vardı. Amber Heard'ın söylediği hiçbir şey tutmuyor. Ama tutan tek bir şey var. Orada bir canavar vardı ama bu canavar Amber Heard'du. Miss Heard, who attacked and grievously wounded Mr. Depp when she threw a vodka bottle at him, severing his finger. Gösterilen bütün kanıtlar Amber Heard'ün saldırdığını, Johnny Depp'in de parmağının koptuğunu kanıtlıyor, tam tersine diyor. You've seen the pictures of the bar area in Australia with the broken vodka bottles on the ground and trails of blood drops on the floor and a bloody tissue. Fotoğraflarda, kanıtlarda kırık vodka bardağı şişesi ve Johnny Depp'in kopan parmağından oluşan kan damlaları ve kanlı peçeteyi görüyorsunuz. Banking'den duydunuz. Banking'de oranın menajeri. Not smashing a phone, as Miss Heard surmised in this courtroom, but swinging a bottle around. Aynı zamanda Christina Sexton'dan da duydunuz ki Amber Heard ona Johnny Depp'in elini vodka şişesini sağa sola oynatırken parçaladığını gördünüz. Burada ifade ettiği gibi telefonu duvara vururken değil, orada da tutmayan bir şey söylüyorlar Amber Heard'ın. Presented at this trial shows that this is not the only time that Miss Heard disclosed a sexual assault at a convenient time for purposes of litigation she's involved in. The first time Miss Heard claimed that Mr. Depp sexually assaulted her in the Bahamas in December 2015 was after Tara Roberts, the manager of Mr. Depp's island, submitted a sworn statement in the UK action describing the incident she testified to in this courtroom, where Miss Heard chased Mr. Depp out of the house, was yelling and then pleading with Mr. Depp to stay while clawing at his hair and clothes, and left Mr. Depp with an injury to his face. That's the first time she disclosed it, after there was contrary evidence. Amber Heard bu arada o ilk defa bir taciz olduğunu bu Avustralya etkinliğinde
bir ifadeden sonra söylemiş. Tam tersine bir adam gelmiş, demiş ki Amber Heard arkasından koşuyordu. Gitmesin Johnny Depp diye saçını çekiyordu, çizikler bırakıyordu. Ondan sonra da Amber Heard tacize uğradığını bir söylemiş ifade verirken. Şu ana kadar gördüğünüz gibi sadece bir tane tanık var Johnny Depp'in Amber Heard'ı fiziksel şiddet uygulanı söyleyen ve bir kişi var ve bu da Amber Heard'ın kardeşi. Aynı zamanda onların kendi ifadeleri de birbirini tutmuyorlar çünkü hem Travis McGivern hem Debbie Lloyd'un söylediği şeyle yine birbirleri merdivende olan olayları tutmuyor. Whitney ve Amber diyor ki bir tane Red Bull'u hemşireye attı ama hemşirenin kendisi ve yanındaki McGovern böyle bir şeyin Red Bull'un asla atılmadığını söylememişti. Aynı zamanda Amber Heard'ın kardeşi demişti ki Johnny Depp Amber'ı tam yumruklarken kardeşi ben aralarındaydım demişti. Ama güvenlik görevlisi Amber Heard'ın kardeşin orada olmadığını, kendisinin arada olduğunu söylemişti diyor. Mr. Depp's medical doctor who treated Mr. Depp's finger injury, that Mr. Depp's finger was in a delicate state. He had a pin in his finger. Aynı zamanda elini, Johnny Depp'in elini iyileştiren birisi, iki parmağını kullanamaz hale getiren bir alçıyı göstermişti ve bu yüzden bu dediği gibi yumruk atma şeyi çok mümkün değil diyor. Ve aynı zamanda hatırlatırım ki bu davadaki tek hasarlı, kanıtlanabilir hasar Johnny Depp'e karşı yapılan, Johnny Depp'in elinin kesilmiş olması. Ms. Heard has shown you pictures she claims to show this injury. But these photographs are not to be trusted. 21 Mayıs 2016'da bir tane fotoğraf gösterdi. Johnny Depp'in bir telefon atıp suratına fiziksel bir hasar bıraktığı fotoğraf gösterdi. Fakat bu fotoğraflara güvenemezsiniz. Mr. Neumeister, bu CV'si buradan Salasa Galloway'a kadar gidecek olan abimiz size gösterdi ki bu fotoğrafların modifiye edildiğini ve aynı fotoğrafın iki farklı fotoğraf olarak sunulduğunu gösteriyor. O abiye ben çok etkilendim. O abi, yani o abiden çocuklarımı yapabilirim. Muazzam herif yani. Aklıma geldikçe. Yüzü yüz çeviri tamamen. Oğlum adam yani dünyadaki bütün şeyi yapmıştı yani. Bütün side questleri yapmış. Ana questleri bitirmiş, side questleri de bitirmiş. Müthiş bir herifti yani. Hangi adam? Ya bir tane bilirkişi getirdi Johnny Depp'in ekibi. Adam 15 tane Emmy kazanmıştı. 15 Emmy. Ha, başka şeyleri de vardı da 15 tane Emmy kazanmış der. Yani herif var ya, yani buradan sallasa sabaha kadar gider. Planet Earth'ün bir tane bölümünü çekmiş herif de. With what appeared to be a bruise on her face to obtain a domestic violence restraining order against Mr. Depp. Ms. Heard was photographed laughing with her best friend. Fresh face. Şeyden sonra Amber Heard suratının morluk olduğunu söylediği günden sonra avukat mahkemeden çıktıktan bir gün sonra suratında morluk gözüken mahkemeden çıktıktan bir gün sonra suratında hiçbir iz olmadan gülerken etrafta değişilirken görüldü. Johnny Depp'in Amber Heard'ı abuse'ladığını, şiddet uyguladığını herhangi bir kanıtı ne yazık ki sizde yok. Sadece bulunan, çok umursanmayacak, tamamen elle tutulamayan kanıtlar, videolar var diyor. Hangi tarafı yani? Ya yani şuna ikisinden birisine inanacaksınız. Ya Amber Heard gerçekten bir taciz şeyi, mağduru veya elin bir şeyi başarmak için her şeyi söyleyebilecek birisi.
elinde sonunda ya Johnny Depp'e güveniyorsunuz ya da Amber Heard'e güveniyorsunuz noktasına geçiyor. Yani elinde sonunda bu dava Amber Heard'e mi güveniyorsunuz, Johnny Depp'e mi güveniyorsunuz ve Johnny Depp'in yanındaki Christy Dombrowski, Sharon Bett, Malcolm Connelly, Travis McGrinn, Starling Jenkins, Cannon Wyatt, Dr. Kipper Nurse, Debbie Lloyd, Aaron Falotti, Tara Roberts, Ben Kidd, Kate James, Kate Moss. Böyle bütün ifade verenleri sayıyor. Memurlar. Ve Beverly Leonard. What Ms. Heard testified to in this courtroom is the story of far too many women. But the overwhelming evidence, weight of that evidence shows that it's not her story. Amber Heard'ün söylediği hikaye birçok kadının yaşadığı bir hikaye. Fakat kanıtları görüyoruz ki kendi hikayesi değil bu. Not just to Mr. Depp, but to true survivors of domestic abuse. Güzel laf bu arada. Çok iyi. Oraya da çok şey yaptılar. Aynı zamanda evet bunu yaşayan kadınlar var ama Amber Heard bunu yaşayan bir kadın değil diye de böyle iyi laf bu arada, ciddi ciddi. And it caused irreparable harm. And to talk more about that, I'm going to turn it over to my colleague and my friend. Mr. Chu. Mr. Chu'ya bırakıyor. Bir saat ben konuştum, bir saat de Mr. Chu sizi parçalasın diyor. Üç saatimiz, ya yani iki buçuk saatimiz falan daha var. 2,5-3 saatimiz daha var bugün. Ya bugün sadece kapanış konuşmaları olacak. Kapanış konuşmaları maksimum 4 saat olabiliyor. 4 saatten kastım hani Johnny tarafı 2 saat konuşabiliyor. Amber tarafı 2 saat konuşabiliyor. Toplamda maksimum 4 saatimiz var yani. Ama aralar bilmem neler falan dersen 5 saat falan herhalde diye düşünüyorum. Yani 9 gibi biter büyük ihtimalle bugün. Yarın dava olmayacak. Dava bitti arkadaşlar. Bundan sonra dava olarak görmeyeceğiz bunu. Sadece kararı en yakın salı, en kötü de perşembe açıklıyorlar galiba. For taking so much time over these last several weeks to listen to Mr. Depp, to his friends, to his family, and to so. Buraya geldiğiniz için çok teşekkürler. Şu anda jüri şey yapıyorlar, yağlıyorlar. Yağlama başladı ustam. Canlı yayında açıklanacak, evet. And to finally, after so many years, to correct the record. Yıllar sonra Johnny Depp bu durumu düzeltmek için sonunda buraya geldi diyor. Gerçek Amber Heard'ı tanıdınız artık diyor. Korkutucu. Spooky. We also told you at the start of this trial that you were going to come to know the real Johnny Depp. Gerçek Johnny Depp'i de gördünüz. The many characters you've seen him play. Oynadığı karakterleri değil. But the man himself. Ama adamı kendisini tanıdınız artık diyor. Bu sözümüzü tuttuk. Gerçek Johnny Depp'le de tanıştınız artık diyor. Çok zor bir aileden geldiğini, çok zor bir aileden geldiğini gördünüz. Büyük kardeşinden, Christy Dombrowski'den de duydunuz. Zor bir aileden. Fiziksel olarak taciz eden, fiziksel olarak aynı zamanda mental olarak laf atan annesinin problemlerini de duydunuz diyor. Annesi hem babasına hem çocuklara da hani Johnny Depp'e de dahil vuruyordu diyor. Annesi fiziksel saldırıya başladığında Johnny Depp her zaman saklanacak bir yere bulurdu diyordu. Bazen o ve kardeşi, Johnny Depp'in kardeşi saklanacak başka yerlere beraber yer aralarda ve asla ve asla geri saldırmazdı. Ya yumruğu yardı ya da saklanacak bir yer aradı diyor. Yani bunun hakkımı çıkarmalı. Yo, bu arada güzel bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Johnny Depp'in savaşlardan kaçtığını seslerden biliyoruz bu arada. Bunların anlatması iyi bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Çünkü çocukluğundan beri hep aynı hareketi yapıyor noktasına geliyor bu. Çünkü ses kaydı olarak fiziksel gerçekten bildiğimiz şeylerden birisi var. Johnny Depp savaşlardan kaçıp uzaklaşan insan.
Bazı noktalarda, her noktada olup olmadığını bilmiyoruz ama bazı noktalarda bunu yapıyor. Bu yüzden bunu çocukluğundan beri yapıyor şey verince bu şeyi bağlıyor. Kanıtları destekliyor. Bunu Johnny Depp'in ablası. Now he came to Los Angeles with his first love as a young man planning to be a musician. Music had been Savaş değil, yani kavgalardan savaş değil, kötü çeviririz, kusura bakmayın. His room as a young boy when he was escaping and he learned to play the guitar and would use it as solace. But it was an actor as his star. Bizim işte onu bilmiyoruz. Ya, ben de biliyorum, sen de bilemiyorsun. Aynen, okuluna katılıyorum. Abim hala övmeye devam ediyor Johnny Depp'i. Çok güzel, ne güzel oynadı. Los Angeles'a gelmişti, hayatları çok güzel olsun falan diye bekliyordu diyor. Jack Sparrow oynamıştı. Kısaca elinde sonunda... Ya övüyorlar şu anda. Kendi ismi bile bir isim oldu diyor. Ve elinde sonunda olabildiğince sessiz, sakin bir hayat yaşamaya çalışıyordu. Ve elinde sonunda çok sevilen ve sayılan bir aktör olarak reputasyonunu şeyini korudu diyor. Winona Ryder, Kate Moss ve Vanessa Paradis ile beraber şeyleri, ilişkileri oldu ve 14 sene boyunca çıktı, iki çocuğu oldu diyor. Ve şu ana kadar hiçbir kadın, Amber Heard dışında hiçbir kadın Johnny Depp'in fiziksel bir saldırıda yaptığını söylemedi diyor. 58 yıl boyunca. Ve o zamandan beridir, Amber Heard'den beridir dedi. Bunun o Mayıs 2016'dan beri de hiçbir kadın Johnny Depp'in fiziksel saldırı yaptığını söylemedi diyor. Tam tersine Kate Moss'u iki gün önce duydunuz diyor. Şu ana kadar hiçbir mahkemede tanıklık yapmayan ve çok gizli bir, kendisini kapalı bir şekilde şey yapan bir kadın. Ve Amber Heard size iki kere yalan söyledi. Kapanış konuşmalarında objection yapılabiliyor mu lan? İlk defa duyuyorum. Normalde yapılmıyor diye biliyorum. Bu arada şu yüzden şöyle söylüyor. Amber Heard teknik olarak şeyi söylemedi. Kate Moss'u düşündüm dedi. Kate Moss'un şeyini söylemedi. İki kere yalan söyledi Amber Heard. Mr. Depp'in Kate Moss'u aşağı ittirdiğini söyleyerek iki kere yalan söyledi. Tam da iman var. Evet, o yüzden zaten kabul oldu. Demek ki yapılabiliyormuş. Evet, overruled oldu. Siklemediler objection'ı. Johnny Depp asla ona vurmadı. Asla yumruklamadı. Asla tekmelemedi onu. Hop, yine overruled. Geçmiş olsun. Hala saldırıyorlar. Bakın diyor. Üf, kendine zarar verdiler bu arada. Mr. Depp tabii ki de mükemmel bir insan değil ama asla öyle olduğunu söylememişti. Tabii ki de hayatında hatalar yaptı, hepimiz olduğumuz gibi. Evet, uyuşturucu ve alkolle ilgili problemleri vardı. Asla bunu reddettiğini söylemişti. Biz bunu zaten söylemiştik size zaten açılış konuşmamızda. Hatalarını kabullenmişti, bunu kabul etmişti. Bunların hepsini kendisi size anlattı. Ama asla fiziksel bir şekilde hasar vermedi, şiddet uygulamadı. Ve hayatının ve şeylerinin, başarılarının bu tür söylenen yalanlar yüzünden onun elinden alınmasını hak etmiyor diyor. 6 yıl oldu bundan beri diyor. Uyuşturucu müptelası olmakla uyuşturucu bağımlısı olmak ile fiziksel saldırı arasında bayağı büyük bir fark var diyor. That was her first allegation and you know why and you know that wasn't true.
fiziksel olarak hasar verdiğini söylemişti Amber Heard ve bunun gerçek olmadığını da biliyorsunuz. Yıllar ve yıllar sonra tacizden bahsetti, tecavüzden bahsetti, taciz dedi, tecavüzden bahsetti. Yalanları gittikçe daha da büyüdü ve daha da genişledi gittikçe diyor. Ve bu yalanlar ve yani gittikçe daha da hasar verdi Johnny Depp'e diyor. And make no mistake, Ms. Heard has admitted, unlike Mr. Depp, Ms. Heard has admitted on the audio. Ve hata yapmayın, Amber Heard Johnny Depp değil. Amber Heard fiziksel olarak saldırdığını arka arkaya sadece bir kere değil, başka yani birçok olayda fiziksel olarak Amber Heard'ün Johnny Depp'e saldırdığını, fiziksel olarak vurduğunu biliyoruz dedi. Ki evet biliyoruz harbiden. Amber Heard'ün yalanlarının Johnny Depp'in hikayesine, hayatına ne kadar etkisi olduğunu, ailesine ne kadar hasar yarattığını biliyorsunuz, duydunuz, dinlediniz diyor. 40 yıllık arkadaşının, hayatı boyunca devam eden arkadaşları var yani. Bu da Johnny Depp'in ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu gösteriyor. Ve Mr. Baruch'un ailesinin ve Johnny Depp'in kendisinin bu olay yüzünden ne kadar yıkıldığını görüyoruz. Gördüğünü söyledi dedi. Johnny Depp'in kendisinin her şeyini kaybettiğini söylediğini duydunuz dedi. Çocukları Jack ve Lily Rose 2016'dan beri bu şeyleri dinliyorlar dedi. Bu yavaşlayınca ondan sonra tekrar duydular. Bu sefer 2018'de duymaya başladılar. Bu sefer Washington Post'ta. And Mr. Depp has had to live with the knowledge that his children will keep hearing those false rumors and statements against him. Mr. Depp has millions of fans, people who have. Mr. Depp'in milyonlarca fanı var. Onlar Jump Street'te izlerken büyüyen çok fanı var. Veya Captain Jack Sparrow'ı veya Willy Wonka'da oynarken izleyip büyüyen çok şey var. Mr. Depp bu insanlara bir şey mana yapıyor. Ve o insanlar, bu fanlar Johnny Depp'e de çok etkiliyor. Ve bu ismi tacizci ve diye lekelemek ve insanlar asla tekrar aynı şeyle bakamayacak ve Amber Heard'ün bu yaptıkları yüzünden ve söyledikleri yüzünden Johnny Depp ne yaparsa yaparsın, bu davanın sonucu ne olursa olsun, eskiden ona güvenen ve inanan insanlar var ve insanların onu, karısını döven birisi olduğunu hatırladığını düşünerek ölecek dedi. Güzel bağlıyor bu arada, iyi vuruyor. Verdiği hasarın, hem reputasyonuna hem kariyerine verdiği hasarın haddi hesabı yok. Yani iyi bir reputasyonu itibarı yapmak yıllar sürer ama yıkmak saniyeler sürer dedi. Bu baş avukat, evet. You heard evidence from Jack Wiggum, who was here today, Mr. Depp's agent, who explained that Mr. Depp quote was. Jack Wiggum söylemişti, Johnny Depp'in eski bir menajeri, Hollywood'da çok sevilen ve çok sayılan bir adamdı. Ve Johnny Depp'in Pirates of the Caribbean'ın 6. filmde 22 milyon dolarlık bir anlaşması olduğunu söyledi. Fakat bu anlaşma bu yazıdan sonra tamamen yok olup gitti diyor. Bu yazıdan sonra bir film yapmak cidden mümkün değildi. Bir film bulmak mümkün değildi. As opposed to the other stories that you saw, the other publications,
Mr. Wiggum explained why this one was so damaging. Niye bu yazının asıl etkilediğini düşünürüz? Birinci elden yazılan bir şeydi. Direkt mağdur yüzünden, mağdur tarafından yazıldığını söylenen bir yazıydı. Bu yüzden birinci elden geldiği için çok büyük bir problemdi bu yazı diyor. Bir haber yazarından değil, bir yazardan değil, direkt mağdur olduğunu söyleyen kişiden geliyordu bu yazı. Bu yüzden de bu yazı çok etkiledi diyor. Demiş menajeri Johnny Depp'in, eski o zamanki menajeri. Endüstrideki bütün itibarını bitirmişti bu yazı. Bugün sadece iki saatleri var iki tarafında. Bize güvenelim. Me Too da çok önemli bir şey. Aynı zamanda Johnny Depp'in kendisinin de desteklediği ve destekçi yaptığı, önemlediği bir hareket. Ama Me Too kısmını destekliyoruz. Gerçekten, gerçek mağdurları şey yapıyoruz. Amber Heard gerçek bir mağdur değil diyor. Ve bu yüzden de Amber Heard sonuçlarına katlanmalı diyor. And Mr. Depp certainly is not an abuser. Again, nobody has come out of the woodwork. Bu arada onu çok da önemli, çünkü olabildiğince şey yapmaya çalışıyorlar. Hani bu genel bir olay değil, sadece bu dava özelinde bir olay. Elinde sonunda evet, kadınlar tacize uğruyor ve bu tür durumlar çok büyük Hollywood'da. Fakat bu olay bunu içermiyor diyor her seferinde. Çok onun üzerine basıyorlar arka arkaya. Ve doğru yapıyorlar bence de. And you heard Doug Banya, an expert in internet and social media analytics, testify to the impact that Ms. Heard's allegations had on Mr. Depp's popularity. Markez edildi dediğim gibi, itibar davası, isim karalama. Jüri'leri neden göstermiyorlar? Jüri'lerin kim olduğunu bilmememiz lazım o yüzden. Because he was sometimes unprofessional or sometimes late to set. But that doesn't hold up. Johnny Depp'in kariyerinde hep geriye, Johnny Depp'in kariyeri boyunca bazen bütün setlere geç geldiğini, profesyonel olmadığını falan söylemişti. Ama you get all of Johnny Depp, which includes being late, unquote. Keenan Wyatt, who has worked for decades as a sound engineer on some of Mr. Depp's Mrs. Max demiş ki, Johnny Depp'i işe aldığınızda bütün Johnny Depp alıyordunuz. Tabii ki de bu geç gelmesi normal diyor. Aynı zamanda Johnny Depp'le beraber çalışan ses mühendisi de böyle bir şey olmadığını söylemişti. Johnny Depp Hollywood tarafından cancellanmadı. Johnny Depp Amber Heard'ün yalan ifadeleri yüzünden cancellandı diyor. Ve bu davada gördüğünüz üzere Amber Heard bu yazıyı 2 sene sonra ilk defa bu aile şiddet olayını söyledikten 2 sene sonra söyledi. Amber Heard'ün yazdığı bu yazı kendi büyük filmi çıkacak filmiyle beraber aynı anda çıktı. Ve aynı zamanda ACLU'nun ambassador'ı ne diye çevirebilirim ya. Allah, what the fuck? Elçisi, ACLU'nun elçisi olduğunu söyledi tam da o gün diyor dedi. Thank you, chat. Ve aynı zamanda Amber Heard arka arkaya tekrar yalan beyanlarını bu şeyde de devam etti. Bu yazıda her zaman kim Amber Heard'in kim hakkında konuştuğunu biliyorduk. Sadece Johnny Depp hakkında olmadığını söylemişti. Ama tabii ki de bu yazı Johnny Depp hakkındaydı. Ve bu verdiği ifade, bu davada verdiği ifade direkt onunla alakalıyor. ACLU'nun avukatının and that they and others understood that the op-ed was about Mr. Depp.
Bu yazının ilk versiyonlarında direkt Johnny Depp'in kendi ismi her zaman yazılarda varmış ve ACLU'lardaki oradaki avukat bürosundaki herkesin de bu yazının Johnny Depp hakkında olduğunu biliyorduk. Aynı zamanda bunu inceleyen adamın da her zaman evet tabii ki de Johnny Depp hakkında olduğunu biliyorduk diyor. Amber Heard da bu Johnny Depp, bu yazının Johnny Depp hakkında olmadığını söylemişti ve bu da bir yalanlar gittikçe büyüyen yalanlarından birisi diyor. Her zaman yalan söylüyor. Önemli şeyler, önemli olmayan şeyler, her şey hakkında yalan söylemeye devam ediyor. Ve ne olursa olsun hiçbir zaman sorumluluk kabul etmiyor. Her şeyi içinde bir sebebi var diyor. Sebebi değil, mazereti var. Ama elinde sonunda kendi sözlerinden kaçamayacak. Kelimeler, sözler önemli diyor. Ve elinde sonunda Amber Heard kendi sözleri yüzünden yazdığı sözlere bakalım diyor. Two years after she first publicly accused Mr. Depp of being an abuser on May 27th, 2016. Bu yazıda ilk defa Johnny Depp'in şiddet uyguladığını söylemişti. Taciz ettiğini ve Amber Heard bu yazıda tacize karşı konuştum ve kültürün bana karşı çapışmasını izledim gibi bir yazı yazmış. And I felt the full force of our culture's wrath for women who speak out, unquote. And below that, Ms. Heard states, quote, I had the rare vantage point of seeing in real time how institutions... Jürisiz verdiyse ne olacak? Arkadaşlar çok Türkiye düşünüyorsunuz. Çok Türkiye. Clearly refers to Ms. Heard's allegations against Mr. Depp. And taken collectively, their message and their implication about Mr. Depp is clear. Ama Türk işte mecbur düşünüyor. Siz de haklısınız şimdi. Yorum yapamam, diyemeyeceğim. Mr. Depp is a perpetrator. The context in the rest of the... Ya ben bu arada jüri şeyini bilmiyorum. Consider for instance this line. Imagine a powerful man as a ship. Bu yazıyı şey yapmayacağım, şu an çevirmeyeceğim. Ya şey konusunda dediğim gibi jürinin karar nasıl verdiği konusunda ben de bilmiyorum. 9 jüri var, onu biliyoruz. Eşit olmayan sayıda jüri var. Ama kaçının oy vermesi gerekiyor onu bilmiyorum. Çünkü şeyden şeye göre değişiyor. Mesela suçlarda hani katildir bilmem nedir bu tür şeylerde, suç şeylerinde ortak karar vermeleri gerekiyormuş. Ama isim karalamada bu jüri sistemi değişik olabilir. Ms. Heard was the iceberg that sank him. That's precisely. Yani şeyi bilmiyorum. Yani normal davalarda bütün jürilerin ortak karar vermesi gerekiyormuş. Ama hakaret davasında bu geçerli mi bilmiyorum. Evet, 9 jüri var ama 7 tanesi oy verecek. 2 tanesi yedek. That was a clear reference to the day 2 years earlier on May 27th. Neyin yedeği? Ya mesela birisi diyelim hastalandı, bir gün gidemedi. O zaman o herifi tamamen jüri listesinden çıkartıyorlar. Diğer o yedeklerden birisi geliyor. Adamın mesela bir tanesinin basuru çıkmıştı. Ustam çıkabilir miyim dedi. Seni kovmak zorundayım o zaman dedi. Ondan sonra adam da iyi tamam otururuz iki gün daha dedi. Evet çıkmadı adam, dayandı. Tabi adam basurla oturdu Amerika'ya gibi. Ms. Heard was quite mindful of her image. She was careful to portray herself as the innocent representative. Bu kadar dinledim, boş yapmayayım dedi. And by implication, Mr. Depp as the perpetrator of domestic abuse. She was the woman who, in the words of her title, supposedly quote, spoke up against sexual violence. Hakim ne iş yapıyor? Hakim moderasyonu yapıyor bütün dava boyunca gibi düşünün. Away from the title, in particular, that's true to form. She has testified that she didn't write it. Amber Heard kendi ifadesinde kendisi yazmadığını ve kendi yazmadığı için şey yapmadığını söylemişti. Amber Heard kendisi yazmak zorunda olmadığını
İsim kirli, yani Johnny Depp'in ismini kirletmesi için direkt kendisi yanılmasının önemli olmadığını mahkemesi de söyledi. Amber Heard'ın tarafının bastırdığı şeylerden birisi oydu. Yazıyı kendisi yazmadı, sadece ismini koydu. O yüzden isim kirletme davasında Amber Heard'ı açamazsınız gibi bir şey savundular bir ara. Retweeted the article, including the title on her Twitter page. Ms. Heard put her name on it. And she proudly declared, quote, "Today I published this op-ed in the Washington Post." Ellipsis. Unquote. Jüreleri yemeği falan alıyormuş. Cennet'in avukatları başı, adam başı günlük 800 dolar alıyormuş. 800 dolardan bence saatlik 800 dolar alıyordur abi. Günlük değil. Günlük 800 aldıklarını hiç düşünmüyorum bu arada. Yani günlük 800 alıyorlarsa çok ucuza yapıyorlar bu işi. Bu arada Amber Heard'ın yazdığı bu tweet. Quote, "I'm honored to announce my role as an ACLU ambassador on women's rights." Bu konuşmayı Amber'ın tarafı da yapacak. Gönül bağları var abi. Jack Sparrow'u çok seviyorlarmış. This was about Mr. Depp. In the wake of the Me Too movement, with her ACLU ambassadorship and a major movie coming out, Ms. Heard was trading on her accusations. Jürilere saatlik, jüriler değil arkadaşlar. Avukatlara diyorum. Avukatlara 800 dolar. Jüriler üzerine konuşmadım. Avukatlara saatlik 800 veriyorlar. Jüriler devletle alakalı. Or to use her phrase, quote, "a public figure representing abuse." And she was once again casting the villain in her drama, the supposed perpetrator of that abuse. When you meet to deliberate this case, you're going to be tasked with several questions. Bu dava şey yaparsanız birkaç sorular olacak size. Sonuca ulaşmak için birkaç tane sorularınız olacak diyor. Please to spend a few minutes with me going through that. Ha, şimdi nasıl put up the special verdict form so the jury. Tamam. Böyle karar veriyorlarmış bu arada. Jürilere verilen kağıt buymuş arkadaşlar. Onu görmüş olduk. Bunu da öğrenmiş oluruz. Bayağı bir sınava giriyor herifler. You will see here the first page of the verdict form relating to Mr. Depp's claim for defamation against Ms. Heard. There are three pages relating to Mr. Depp's. John Depp'in ismi John Depp'miş bu arada. İkinci. Statements in the op-ed that form the basis of Mr. Depp's claim against Ms. Heard. You've heard those three statements many times, but they bear repeating. I promise just once more. Here. J'de Christopher'dı. One, quote, "I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change." Unquote. Two, "Then 2 years ago, I became a public figure representing domestic abuse, and I felt the full force of our culture's wrath for women who speak out." Unquote. Three, "I had the rare vantage." Dava şu. Şimdi kelimeler var. Bazı bu yazıdan bazı kelimeleri, bir cümleleri almışlar. Bu 3 açıklama üzerine yorum yapacaklar. Toplamda 27-21 tane şey cevaplıyorlar. Her açıklama için mesela şey diyorlar. Bu yazı Amber Heard tarafından yayınlandı mı? Bu cümle Johnny Depp hakkında mı? Bu cümle yanlış mı? Bu cümle Johnny Depp'in itibarını karalama niyetli mi? Ve bu karalama Amber Heard tarafından mı yapıldı? Ve bu açıklama Johnny Depp dışında başka birisine yönlendirilebilir mi? Ve elinde sonunda sonuncusunda da Amber Heard bunların yalan beyan vererek mi yaptı bunları gibi. Bunların hepsinin yes olması gerekiyor arkadaşlar. 21 sorunun da 21'inde yes olması gerekiyor. Benim bu sabah anlattığım kısım buydu. Kazanabileceğini bu yüzden düşünmüyorum Johnny Depp'in.
Bunu dün öğrendim ben işte. Bu kısmını ben öğrendim. Bu kısmını dün öğrendikten sonra çok kazanabileceğini düşünmüyorum. Çoğunluk değil, hepsinin yeşil olması lazım. Yani size dedim arkadaşlar. Yani dedim 2 saat şey yaptınız, laf çaktınız. Böyle arkadaşlar. Yani sistem böyle. Ne kadar mantıklı ama davayı Johnny Depp'ler böyle açmış. Embrana da aynısını yapmıyorlar. Çünkü dava açan Johnny Depp. Hayır, bir kere tutması zaten mümkün değil. Çünkü ben bir kere sınavda 4 kere 4 tane aynı cevap verdiğimde 5.'yi bu yanlış deyip değiştiriyorum. Yani beynim otomatik değişiyor zaten. Oradan kaybediyorlar bir kere. Tabii. Ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, şu kısmını da unuttunuz. Elinde sonunda Johnny Depp bu davayı kazansa bile Johnny Depp davayı kazanalı çok oldu. Yani burayı tekrar söylüyor, bu kısmını tekrar şey yapıyor. Yani Johnny Depp davayı kazanalı 3 hafta oldu arkadaşlar. Elinde sonunda hepiniz burada Johnny Depp kazansın diye istiyorsanız ve bu davayı bu yüzden takip ediyorsanız ve birkaç milyon kişinin gözünün önüne düşüyorsa bu dava, Johnny Depp teknik olarak davayı kazandı. Bitti yani. Evet yani çoktan bitti. Yani parayı Johnny Depp parayı kaybetse bile, hadi diyelim ki bir 50 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı. Johnny Depp artık tekrar filmlere kabul olacak. Tekrar stüdyolar Johnny Depp'i isteyecek. Çünkü şöyle bir şey var. Hayvan gibi de PR bu. Şu anda Johnny Depp'in bir filmde olması o filmi otomatikman minimum 100 milyon dolar kazandırıyor. Sadece filmde Johnny Depp'in ismini koyduğun anda 100 milyon dolar kazanacak sadece. Otomatik ya direkt. Sırf bu yüzden gidilecek. Yani o yüzden diyorum ya, yani davanın hukuki olarak sonucu ne olursa olsun, Johnny Depp'in avukatları asıl yapması gereken şeyi yaptılar zaten. Zaten hani davanın evet Los Angeles'ta değil de Virginia'da açılmasının sebebi zaten buydu. Ki Amber Heard de tam tersine bundan sonra ben iş bulabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar Amber Heard'e ve ismine karşı o kadar büyük bir ön yargı taşıyor ki şu noktada. Şu noktadan sonra Amber Heard'ün bir iş şu yüzden bulabileceğini düşünmüyorum. İnsanlar o filme gitmeyecek. Aquaman mesela bunlardan birisi. Yani insanlar Aquaman'i Amber Heard'ün bir kısmı varsa gitmeyeceğiz yazıyor internette. Ve dedim ya işte hani o yüzden hani teknik olarak Johnny Depp yapmak istediği her şeyi yaptı. Hukuk kısmı ayrı bir bonus. Yani tamamen ayrı bir bonus. Ha evet, elinde sonunda bu arada şey de olabilir. Tabii ki de hukuki olarak bu sonuçta, bu arada iki taraf da birbirine para almasın, bunlar yarak gibiler, İkisini de haksız buluyoruz filan da diyebiliyorlar bu arada. O da oluyor bu arada. Ya şeyde para ödül şey vermek zorunda da değiller. Hani jüri öyle bir şey de seçebiliyor. Avukatlar kazanıyor o zaman. Avukatlar be. Ustam. That Mr. Depp physically and sexually abused Ms. Heard. Avukat ending. Overwhelming evidence that you all have heard and it's come forward in this case shows that those allegations are false and despicably false. Yani adam şey anlatıyor. Bu açıklamaların hepsinin yalan olduğunu görüyorsunuz. Yani bu kanıtlarla hem taciz hem fiziksel hem herhangi bir şekilde asla Johnny Depp'in fiziksel olarak hasar vermediğini gördünüz. Amber Heard'ün tam tersine fiziksel hasar verdiğini gördünüz diyor.
This case is about telling you his story and the truth about what really happened, which you've now heard. It is about 2 saatte Amber tarafı konuşacak. Evet. Lost reputation. It's about showing Mr. Depp's children, Willie Rose and Jack, that the truth is worth fighting for. Çocuklardan vurdu. Yani bu sonuç bu yüzden çok önemli. Çünkü elinde sonunda bu Johnny Depp'in çocuklarına, Willie Rose ve Jack'e doğru için savaşmanın önemli bir şey olduğunu gösterecek diyor. Bunun asıl olayı Johnny Depp'in ismini temizlemek ve bu topluluk içinde kendisini temize çıkarmak. Ve bunu sadece siz yapabilirsiniz. Elinde sonunda Johnny Depp'in sırtında bütün bu saçma hikayeleri ve 6 yıl boyunca kendi hikayesini, kendi doğrusunu anlatabileceği bir anı bekliyordu Johnny Depp diyor. Çok utanç verici olduğunu biliyordu. Zaten bu davayı açtığında böyle bir şey olacağını biliyordu. 6 hafta boyunca bunu dinlediğiniz çok teşekkürler diyor. Ve gördüğünüz üzere davadaki bütün kanıtlar Amber Heard'ün anlattığı gibi buradaki şey yaptığı gibi Johnny Depp'in taciz eden birisi ve Amber Heard'ün mağdur olduğu değil, tam tersini gösteriyor bütün kanıtlar diyor. Sizden ismini ve reputasyonunu ve işini geri vermenizi, kariyerini geri vermesini istiyoruz. Ara veriyoruz. This case has not been submitted to you yet. We will continue with closing arguments when we come back. So do not discuss the case with yourselves. Don't do any outside research. Konuşmayın lan diyor. Amber Heard denen PR takımı kovmuştu davadan önceki hafta. Davadan önceki değil, davanın ilk haftasında kovdu. Bir bok yapmadıkları için. Daha zaten davanın birinci haftasında PR'ı kaybetti Amber Heard'un tarafı. Daha hani bismillah ikinci günde zortladılar.